Merhaba. Ve beklenen karşılaşmanın ayrıntıları netleşti. Neden bahsediyoruz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğuna talip olan iki isim. AKP adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu televizyonda karşı karşıya gelecekler. Bu pazar günü akşam saat 9'da gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yönetiminde iki isim aynı soruları yanıtlayacaklar. Aynı sürede konuşacaklar ve biz bunu aslında epeydir konuşulan bir konuydu. Bunu da aslında hem siyasi yönü olan bir durum karşılaşma, aslında bir noktada bir iletişimcinin gözüyle de değerlendirmeyi hak eden bir durum. İşte bunun için Ferhat Boratav'a söz vermeye uygun duyduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi uzun yıllar boyunca haber merkezlerini yönetmiş bir isim. Dolayısıyla siyaseten de konuya hakim. Ben önce biraz hafıza tazelemek istiyorum. Daha önce ne zaman olmuştu böyle bir şey? 2002 tartışmasını hepimiz biliyoruz. Uğur Dündar'ın yönettiği ve Tayyip Erdoğan'la Deniz Baykal'ın karşı karşıya geldiği. İki liderin karşı karşıya gelip tartıştığı son program bu. Onun dışında daha sonra başka seçim dönemlerinde parti temsilcilerinin katıldığı programlar oldu. Ama liderler düzeyinde olmadı. Daha sonra gene Uğur Dündar'ın yönettiği Kemal Kılıçdaroğlu ile Melih Gökçek'in karşı karşıya geldiği bir şey var. Onun da farkı, ikisi birbirinin muadili değillerdi. Ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Çok uzun bir zamandır bu tür bir tartışmayı yapamıyoruz. Yapamıyordu Türkiye. Neden? Çünkü iktidar partisi diğer partilerle aynı platforma gelmeyi kabul etmiyordu. Kabul etmediği için de bir koltuk hep boş kalıyordu. Dolayısıyla bu tartışma olmuyordu. Uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir yere tekrar gelmiş olduk. İyi oldu. Kendi başına ne anlama gelir onu isterseniz ayrıca konuşalım. Peki o zaman soru şu. Şimdi iktidar partisi neden o koltuğu doldurmaya ihtiyaç duydu? Bunu aslında kendilerini izah etmesi lazım. Daha henüz izah etmediler. Ama genel kanı bunun çok dengede gördükleri, çok başa baş gördükleri bir yarış olduğu İstanbul'un şu anda. Dolayısıyla öne geçmek için böyle bir tartışmaya ihtiyaç duydukları. Ben doğrusu bundan çok geçerli mi, çok emin değilim. Çünkü bu tartışmanın sonucu ne kadar etkileyeceğini kestiremiyorum. Uzun bir süredir böyle tartışmalar yapmadığımız için bunu ölçümlemek, bu konuda somut verilerle konuşmak şansımız yok. Gerçekten bilemiyorum. Ama bir taraftan da şöyle bir gerekçe var bence. Bu yarışın adil bir yarış olduğunu dış dünyaya özellikle de kanıtlamak istiyorlar. Çünkü hepimiz biliyoruz, özellikle Avrupa Birliği'ndeki çeşitli gözlemciler düzeyinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, dış basında, Türkiye'de seçim kampanyalarının, özellikle kampanya dönemlerinin eşit ve adil olmadığı konusunda artık çok yerleşmiş bir şey var. Ha, bunu da yapalım, bakın işte adil bir yarış, bu herkes bunu kabul etsin diye bir şeyle de hareket ediyorlar hiç kuşkusuz ki. Peki bu yeterli olur mu adil bir seçim gerçekleştiğine dair? Hayır. Bence yeterli olmaz. Çünkü sonuçta bir seçim kampanyasının, bir seçim döneminin adil bir şekilde geçtiğini söyleyebilmek için pek çok farklı koşul var. Bunların hiçbirisi Türkiye'de yok. Bu tek başına bir şey anlama gelmez. Ama hiç olmazsa bir tür bir jest diyelim. Buradan ne çıkar? En azından hiç olmazsa ileride çıkabilecek tartışmalarda bakın biz bunu bile yaptık deme şansı olacaktır. Peki o zaman şu soru, neyi değiştirir? Aslında 31 Mart'ta bir karar oluştu. Az bir farklı Ekrem İmamoğlu kazandı, mazbatayı aldı. Sonra YSK gerçekten sorunlu gerekçelerle iptal etti. Peki bu canlı yayın tartışması kanaatleri değiştirmede etkili olur mu sizce? Ben şahsen çok emin değilim. Bekir Ağırdır'ın hep söylediği bir şey var. Biz diyor seçim yapmıyoruz, nüfus sayımı yapıyoruz, kimlik sayımı yapıyoruz aslında diyor. Gerçekten de Türkiye'deki siyasi tercihler kimlik tercihleriyle neredeyse kilitlenmiş durumda. Bu kampanyada da görüyoruz işte Karadeniz oyları, Kürt oyları vesaire böyle yani bir takım kimlikler üzerine gidiliyor. Kimlik de bir tartışmayla değişecek bir şey olmadığı için bu tartışma ne kadar o düzeyde düşünen insanların tercihlerini etkiler, bunu çok kestirmek mümkün değil. İkincisi, bu gerçekten bir tartışma olacak mı konusunda da benim bir şeyim var. Çünkü formata baktığınız zaman
Bir sunucunun, şimdi arkadaşımız İsmail'in sunacağı, moderatörlüğünü yapacağı ortaya çıktı. Bir sunucunun iki tarafa aynı soruları sorması diye çizilmiş çerçeve. İki taraf birbirlerinin söylediklerine şey yapacaklar mı? Karşı argümanlar getirebilecekler mi? Sen böyle söylüyorsun ama böyle yaptın diyebilecekler mi? Yani karşılıklı bir gerçekten tartışma olacak mı? Şimdi kağıt üzerine yazılı formata baktığımız zaman bunu tam göremiyoruz. Peki sanki olmayacak gibi. Olmasın isteniyor ama tabii sonuçta bu bir canlı yayındır. Canlı yayının başıyla sonu hiçbir zaman aynı olmaz. Dolayısıyla orada bir esneklik olacaktır. Ama istenen belli ki çok böyle tartışmalı bir yayın olmaması. Dolayısıyla yani böyle bir tartışma olacak mı? Taraflar o anlamda birbirlerini tartabilecekler mi? Hani güreşte elense çekecekler mi? Bunları pek bilemiyoruz. Bir taraftan da bu ortamın gündeme getirdiği başka bir sorun var. Onun da altını çizmek lazım. Bu televizyon tartışması meselesi konuşulduğu andan beri ve özellikle, belki bunu ayrıca konuşmak lazım, özellikle Binali Yıldırım'ın Uğur Dündar ismini ortaya attığının belli olmasından beri inanılmaz bir şüphecilik şeyinde görüyorum. Yani bunun arkasında bir Çapanoğlu var, bir bit yeniği var. Neden Uğur Dündar'ın tartışmayı yönetmesini istesin ki vesaire diye giden müthiş bir şey de var. Şüphecilik var, güvensizlik var. Bu güvensizlik ruhiyatı insanı gerçekten korkutuyor aslında. Ama gene de şunu da söyleyelim, bu tartışmayı sonucunu değiştirebilecek olan en önemli şey şu olur. Taraflardan birisinin deyimi kullanarak şey yapalım, o tartışma sırasında şapkadan bir tavşan çıkartması. Hmm. Yani bir sürpriz şey açıklaması, vaat açıklaması, vaatler açıklaması vesaire gibi bir, yani şapkadan bir tavşan çıkartması. Ya da karşı tarafı çok zor durumda bırakacak bir iddia ortaya atması vesaire gibi. Böyle bir şey olursa, ki eminim ki şimdi önümüzdeki bu bir hafta boyunca iki tarafın şeyleri de, karargahları da bunun için çok çalışacaklardır. Belki o zaman bir şaşkınlık etkisi, vay canına seyircinin nezdinde, yani vay bak gördün mü dedirtecek bir etki olabilir. Peki size göre kimin öyle bir şapkadan tavşan çıkarma ihtiyacı var şu anda? İkisinin de var bence. İkisinin de var. İkisinin de var. Ben böyle... İşte her iki taraf da biz bunu çok rahat alırız falan diyorlar ama şu ana kadar gördüğümüz rakamlar vesaire hala yarışın çok başa baş, çok yakın geçtiğini gösteriyor. Dolayısıyla bence her ikisinin de böyle bir şeye ihtiyacı var. Ama gene tekrar söyleyeyim, ben şahsen bu formatta yapılan bir tartışma ne kadar şey olabilir, etkili olabilir bundan çok çok emin değilim. Dediğim gibi bir kere seçmenin tercihi kimlikleriyle kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla onu değiştirmek çok zor. İkincisi de bu tartışma formatı öyle çok da kıran kırana bir tartışma olmayacakmış gibi gösteriyor. Eğer ama gene de ciddi bir şey olursa, ciddi bir fark olursa, bunun çeşitli, başka ülkelerdeki çeşitli tartışmalarda bunların örnekleri zaman zaman yaşandı. Bir tartışmadaki taraflardan bir tanesinin özellikle diyelim ki o akşam çok yorgun gözükmesi, çok kekelemesi, çok tutuk olması ya da diğerinin çok saldırgan olması, tavrının seyirciye çok sevimsiz gelmesi. Bütün bunlar birdenbire algıları da değiştirebilir tabii ki. Peki o zaman bahsettiğimiz gibi formatı gerçekten çok net. Sorular aynı sorular, aynı süreler. Aslında biliyoruz ki yani dünyadaki örneklerde de çok böyle daraltılmış, bu kadar kurallarıyla pek yapılmıyor gibi bir iş. Yani pek çok farklı formatı var formatı bu işin. Mı? Bu işin televizyonda hemen her şeyde olduğu gibi formatını en çok geliştirenler Amerikalılar tabii ki. Hı. Orada başkanlık düzeyinde de ama başkanlık seçimleri düzeyinde de ama diğer seçimlerde de pek çok farklı formatta tartışma programları yapılabiliyor. Türkiye'de de çok farklı formatlarda tartışma programları yapıldı. En verimli olanları genellikle bir moderatörün olduğu ama taraflara birkaç farklı gazetecinin çeşitli sorular sorabildiği tartışma şeyleriydi.
Ama en önemli olan burada yani o yayının kalitesini belirleyecek olan, tartışmanın kalitesini belirleyecek olan iki tarafın gerçekten birbirleriyle konuşup konuşamayacağının bilinmesi. Eğer iki taraf birbirini şey yaparak sanki orada değilmiş gibi konuşursa, evet onun da bir mantığı var belki, doğrudan doğruya seçmene hitap ediyorlar demektir ama gene de bir tartışma ortamının oluşacağını beklemek zor olur. Yani birinin bir şey söylediğine diğerinin yanıt verememe türü bir ihtimaller gibi, eğer şu anki formatı. Öyle bir şey olsa. Ben ama canlı yayında bunun böyle seyretmeyeceğini düşünüyorum. İster istemez işin doğal akışı içinde karşılıklı bir takım şeyler de olur diye bekliyorum. Peki aslında o seyircinin biraz da şöyle mi benzetsek, hani arenaya toplanmış seyirciler daha fazla kan istiyorlar gibi Pek öyle bir şey olmayacak büyük bir ihtimalle. Bugünlerde yani televizyonlarda genel olarak gördüğümüz o şeyli, alevli tartışma formatlarından birisi değil bu hiç kuşkusuz. Peki neden böyle oldu? Bu iki tarafta bir inanılmaz kontrollü moderatör tartışması yaşandı. Bu Türkiye televizyonculuğun ya da haberciliğinin aslında geriliğinin altını çizen bir durum mu? Yoksa siyasetin getirdiği... Habercilik ya da televizyonculuğa yıkmayalım bunun sorumluluğunu. Çünkü bunun böyle olmadığı pek çok tartışma programını, gayet canlı, gayet anlamlı tartışma programlarını yaşadık Türkiye'de. Dolayısıyla ben onu, yani bunu burada bir hani sorumluluk, şimdi kazalarda sorumluluk raporu tutulur ya, yani öyle bir rapor tutmamız gerekiyorsa 5'te 5 bile olduğunu düşünmüyorum taraflar arasında. Ama mesela bir televizyon çatısı altında iyi olamadı. Bağımsız bir mekanda, evet, bağımsız bir rejiyle. O öyle bir şey olabilir. Bu o kadar olmayacak bir şey değil. Yani daha önce de böyle yayınlar çok izledik. Bu da olabilir. Dışarıda da bunun örnekleri var. Orada ben bir şey görmüyorum, bir sorun görmüyorum. Tabii şey kötü bir görüntü bana sorarsanız. Türkiye'deki bütün televizyon ekranlarını açıyorsunuz, hepsinde aynı görüntü var. Böyle bir tek seslilik görüntüsü bence iyi bir şey değil. Madem bizde tek bir televizyon kuruluşu yok, tek bir televizyon kanalı yok, televizyonların arasında farklılıklar olması lazım. Televizyonların arasında bir rekabet olması lazım. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık tartışmalarında onu yöneten bir tür bağımsız komisyon var. O en baştan şeyi belirliyor. Nerede yapılacak tartışma, hangi televizyon yayınlayacak diye. Ama birkaç tartışma yapıldığı için sırayla her birisini bir başka televizyon yayınlıyor. Her birisinin moderatörü farklı oluyor. Her moderatörün kendine göre bir meşrebi var tabii ki. Dolayısıyla her tartışmanın da tadı farklı oluyor. Genellikle üniversitelerin salonlarında yapılıyor. Her iki taraf belli sayıda seyircisini getiriyor. Üniversitenin kendi seyircisi oluyor. Böyle bir ortam içinde tartışılıyor. Bir de Amerikalıların town hall meeting dedikleri, halkın katıldığı ve halkın sorular sorduğu adaylara tartışmalar var. Her ikisini de yapıyorlar ve her ikisinin de şeyi farklı oluyor, sonucu farklı oluyor tabii ki. Bizim o zaman biraz kendimize özgü, yerli ve milli bir format mı ürettik biz şu anda? Yani sonuçta bu tür şeyler, ya bu da var dışarıda, bu çok da şey değil, ne derler, böyle çok büyük bir keşif değil sonuçta, bu formatta son derece şey. Peki biraz format. Sizler... Ama dediğim gibi işin tadını tabii ki o gecenin şeyi belirleyecek, tartışması belirleyecek. Peki adayların aşağı yukarı 31 Mart'tan beri performansları belli ki Binali Yıldırım'ın daha öne çıkan bir kampanyada, daha önce gerilerdeydi. Şimdi kendisini daha gösteren bir kampanya yürüttüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada Binali Yıldırım'dan daha atak bir performans görmemiz ihtimali dahilinde mi, ne dersiniz? Onu bu hafta içinde görmeye başlayacağız zaten de, yani bu tartışmaya kalmadan onu görmeye başlayacağız zaten. Yalnız bu tür tartışmalar için bir şeyin de altını çizmek lazım. Bunu geçen günlerde Profesör Selçuk Şirin de yazdı. Böyle tartışmalarda o masada karşılıklı kimin daha iyi olduğundan ziyade kimin beklenenden daha iyi olduğu sonucu etkiliyor. Şu an herkesin yani, performans beklentisi var. Herkesin kafasında bir beklenti var. O beklentiyi kim kırabilirse, o beklentinin önüne ilerisine kim geçebilirse o tartışmadan daha kazançlı ayrılıyor. Dolayısıyla mesele sadece soyut anlamda en iyi argümanlarla, en iyi vaatlerle oraya oturmak değil. İnsanların kafasındaki şey ne, algı ne, beklenti ne ve siz o geceki
bütçenizle, performansınızla o beklentinin ne kadar üstüne çıkabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Herkes onu bekleyecek. Ha, aslında böyle yeni ilginç bir şey yaptı, farklı bir şey yaptı. Bak biz böyle olduğunu sanmıyorduk. Kim der dedirtirse, bak biz bunun böyle olduğunu sanmıyorduk. Meğersem bak böyleymiş şey. Kim verebilirse o daha sonuçta şeyi avantajlı bitirmiş olacaktır. Mesela Binali Yıldırım için kullanılan kelime daha çok sıfat, tecrübe oluyor. İşte Ekrem İmamoğlu daha rakamlarla… Tecrübe oluyor ama aynı zamanda mesela pek çok insan ya çok yorgun gözüküyor vesaire falan dedi. O gecenin temposunu, o gecenin rengini, ses tonunu, esprisini farklı ayarlayabilirse o geceden çok daha başka bir imajla ayrılmış olabilir. Peki şöyle bir durum var aslında. Nereden bakarsak bakalım muhalefete medyanın çok açık olmadığı bir seçim dönemi geçiriyoruz ki son seçimlerde hep böyle oldu. Bu noktada Ekrem İmamoğlu gerçekten daha önce de bir hükümete yakın bir kanala çıktı. Bir AKP seçmeniyle bir tanışma olarak hatta orada başarı yazıldı hanesine. Bu durumda seçmene ve izleyiciye ulaşma şansı daha az olan Ekrem İmamoğlu için böyle bir tartışma avantaj diyebilir miyiz? Bu tartışmanın gelişme şekline bakarsak bu konunun aslında burada iki tarafında ilginç iki adımı oldu. Bir kere konuyu ilk gündeme getiren Ekrem İmamoğlu'ydu. Ben tartışmak istiyorum dedi. Ve hatta Binali Bey'e biraz şey yaptı. Hadi izin alabilirse gelsin bakalım falan gibi bir şey yaptı. Binali Bey ben tartışmayacağım diyebilirdi. Yani AK Parti'nin eski şeyini sürdürebilirdi, çizmesini sürdürebilirdi. Ama tam tersine tamam dedi, tamam demenin de üstüne ben Uğur Dündar'ın karşısına çıkmak istiyorum dedi. Bu bence çok iyi bir adımdı, çok doğru bir adımdı. Çünkü birdenbire onu kendine çok güvenen bir noktaya şey yaptı, koydu. Çok güvenen bir şey koydu. Deplasmana giderim, psikolojisin bu. Evet. Ve anlıyoruz ki Uğur Dündar ben bunu yapmam dedikten sonra Fatih Portakal'ı da şey yapmışlar, aramışlar. Fatih Portakal'a da teklif etmişler ve İsmail'e teklif etmişler. Yani görünüşte diyelim ben arkadaşlarım için hiçbir şekilde taraflılık anlamında bir şey söylemek istemem ama insanların gözünde en azından şey gözüken, Binali Yıldırım'ın yanında değilmiş gibi gözüken üç isme şey yapıyorlar. Didem Arslan'a bence ne diyelim ayıp oldu çünkü fikir o. Yani fikir çağrı olmam ama çok açık çok net bir çağrı yapmıştı. Aslında keşke iki moderatörlü bir şey yapılsaydı, program yapılsaydı. Ben ekranlarda gerek sunucu anlamında, moderatör anlamında, gerek tartışmacılar anlamında kadınların olmaması Türkiye açısından ciddi bir sorun. Hiç olmazsa öyle bir dengeli bir şey olurdu belki. Ama sonuçta şu bir gerçek, Binali Yıldırım bu topu iyi karşıladı. Uğur Dündar şeyiyle, hamlesiyle bu topu iyi karşıladı. Üstelik de bunu Ekrem İmamoğlu tarafı kampanyada çok böyle tartışmalı bir noktadayken, zayıf bir noktadayken yaptı. Bu Ordu'daki havaalanındaki mesele, valiyle olan mesele falan. Orada böyle bir işler çok karıştı. Onların çok zayıf olduğu bir noktada o çok net farklı bir konuda çok net bir tavırla ortaya çıktı. Dolayısıyla bu topu çok iyi karşıladı ve iyi bir şeye geldi, iyi bir noktaya geldi. Ben Binali Bey tarafının bu moderatör seçiminin bu kampanyada gördüğüm en ilginç adımlardan birisi olduğunu düşünüyorum. İlginçtir. Peki şöyle bir şey, yukarıdaki sohbetlerde de bunu konuştuk. Biraz sıkıcı bir tartışma olur mu? Ne dersiniz? Yoksa heyecan kapasitesi yüksek bir şey mi olur? Dediğim gibi şimdi ne sorulacağını bilmeden bir şey yapmak haksızlık olur. Bu konuda bir yargı da bulunmak haksızlık olur. Ben öyle bir şey demek istemem. Ama soruların niteliği, soruların derinliği ve tabii iki tarafın da risk alarak bu soruları cevaplaması tartışmanın şeyini belirleyecek, düzeyini belirleyecek. Çok söylenen bir şey var, önümüzdeki çok kısa bir zaman kaldı. Hata yapmak şu anda sonucu en çok etkileyecek şey. Yani bu noktadan sonra yapacağınız yeni vaatler, şunlar bunlardan çok hata yaparsanız sizi şey yapacak, etkileyecek. Bir ihtimal böyle bir şeyden çekindiği için her iki tarafta biraz temkinli konuşabilir. Ya da final maçında kontrollü oynayan takımlar gibi. Ama ya da
şey yani ödül o kadar önemli bir ödül ki her iki tarafta risk alır. Gerçekten açık, net ve gerçekten derinlemesine konuşurlar. O zaman da gayet güzel bir diyalog yaparız. Tartışma izleriz. Peki bu milat olur mu? Bundan sonra 2023 başkanlık seçimlerinde de benzer tartışmalara tanıklık eder miyiz? Bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar olan şeylere baktığımda pek öyle gelmiyor bana. Ama kim bilir? Belki de birdenbire bir şey olur. İnsanların aklı başına gelir. Aa, niye böyle bir şey yapmıyorduk derler. Hatırlarlar. Bir etki olur. Şunu söylemek lazım. Ben tabii ki bu tartışmanın sonucu etkileyecek olmasını isterim. Çünkü televizyonun bir mecra olarak hala etkili olduğunu kanıtlayan bir şey olur bu. Bu önemli bir şey. Televizyon, medya Türkiye'de ortak kamusal alan olarak bence varlığını sürdürmeli. Yani böyle hiçbir etkisi olmayan bir medyanın bir anlamı da yok çünkü. O yüzden umarım etkisi olur. Umarım bunun etkili olduğunu biz tartışmadan sonra, seçimden sonra yaptığımız bir takım, yapılacak bir takım araştırmalarda görürüz. Bunlar biraz da araştırılması gereken konular. Yani öyle yalnızca fikir söylemekle olacak şeyler değil. Gerçekten araştırmaya bakmak lazım. Şu bir kesin durum var tabii. Bu seçim için söylemeyeceğim onu. Çünkü bu seçim yapılmış bir seçimin yenilenmesi gibi ama normal bir seçimde, uzun bir kampanya döneminde Türkiye'de hala insanlar çok son anlarda da karar verebiliyorlar bir takım konularda. Dolayısıyla öyle bir marj var. Keşke küçük bir grup da olsa, küçük bir yüzde de olsa kararını son ana bırakmış insanları etkileyebilecek televizyon tartışmaları olsa Türkiye'de ve bu da onlardan ilki olsa. 13-14 binlik bir farktan bahsediyoruz zaten son seçimde. Yani 30'dan oraya inmiş bir farktan bahsediyoruz. 30 da olsa gene çok az bir fark tabii ki. Aslında şöyle bir gerçeklik de var son sıra olarak. Aslında Binali Yıldırım bugün istediği hükümete yakın kanallarda herhalde 2-3 saat boyunca istediği soruları muhatap olarak hani televizyonun gücü anlamında bunu kullanabilirdi ki kullanıyordu. Ama onun hiçbir etkisi olmadığını anladı herkes. Yani biz biliyorduk ama onlar da artık anladılar. Bu taraflı yayınlarda ve bunu yalnızca şey diye bakmamak lazım. Hükümet yanlısı televizyonlar diye bakmamak lazım. Taraflı yayınlarda sempatik sunucularla yapılan bu tür yayınların çok büyük bir etkisi olmadığı, hatta zaman zaman biraz da ters tepkiliğini biz biliyorduk. Ama öyle anlaşılıyor ki şimdi siyasetçiler de bunu anlamış durumda. O zaman bir milat olacak da bunun anlaşılmasını, milat olmasını. Anlaşılması en azından bir milat, evet. Çok doğru. Çok teşekkürler Ferhat Borat abi, güzel bir sohbet oldu. Evet, pazar akşamı gerçekleşecek karşılaşmayı konuştuk. Ferhat Borat abla, başka yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.